Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Tabii bugün son dakika ben yetişebildim efendim. Sevgili yönetmen arkadaşım Hüseyin'e de çok teşekkür ederim. Suyum dahil her şeyi hazırlamıştı. Ben onlara çok teşekkür ederim çünkü emekleri çok büyük. Yönetmen masasında oturan arkadaşlar bir yukarı çıkıyorlar, bir aşağı iniyorlar. Özveriyle bu yayını size ulaştırmaya çalışıyorlar. Ben onlara da çok teşekkür ederim. Tabii bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Gencecik bir konuğumuz var ve kendisiyle birlikte göz hastalıkları konuşacağız. Yine bugün sokakta, yine bugün markette bana soruyorlar. Kim var bu akşam konuğunuz diye. Çok hoşuma gidiyor bu. Hatta biraz geç kalıyordum. Bir yerde durdum, bir şey almak zorundaydım. Hocam diyordu, yayın başlamadı mı? Siz ne için buradasınız diye bana soruyorlardı. Çok hoş bir şeydi bu. Ama son dakika yetiştik efendim. Bu akşamki konuğumuz göz doktoru arkadaşımız, çok değerli bir gencecik bir hekim arkadaşımız Doktor Sevim Erbildim. Kendisi göz hastalıkları uzmanı ve bu akşam sizlerle birlikte neler konuşacağız, neler sizlerin sofralarına ve evlerine misafir olarak göndereceğiz, hangi konulara aktaracağız, bunları size bir bahsedeyim. Katarak diyeceğiz, göz tansiyonu diyeceğiz, kırma kusurları diyeceğiz, gözlük kullanımı diyeceğiz, lens kullanımı diyeceğiz, göz rengini değiştiren lenslerden bahsedeceğiz. Şu gençlerin olur olmaz şekilde kullanmaya çalıştıkları, temiz midir değil midir dikkat etmedikleri, biraz sonra sevgili Sevim bunlar hakkında birçok şey söyleyecek bize. Göz tembelliğini konuşacağız. Çocuklar açısından önemli. Lazer tedavisini konuşacağız. Ve birçok konu konuşacağız sizlerle birlikte. Tabii bu hafta canlı olarak yaptığımız bir programımız. Ama bundan sonraki birkaç hafta ben canlı olarak sizin huzurunuzda olamayacağım. Bir sorun yok, merak etmeyin. Ama 3 tane toplantı var efendim ve üçünde de konuşmacıyım ne yazık ki. Ve üçü de cumartesiye denk geliyor. Ve onlarla birlikte olmak zorundayım. Konuşma güzel, hazırlanmak güzel. Kendisini insan yeniliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çok güzel bir kongre olacak. 8 Kasım'da orada bir konuşmamız var. Obezite konuşacağız. Çocuklarda şişmanlık konuşacağız. O konuyu araştırırken, okurken neler öğrendim bir bilseniz anlatılır gibi değil. 1992'den 2014'de Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun 1/4'ü obez olmuş efendim. Ne kadar enteresan. Şişmanlığın ne derece zararlı olduğunu anlatacağız. İnşallah o kongre sırasında. 1 Kasım'da da çok değerli pediatri kurumumuzun yapmış olduğu bir toplantı var. Ve orada da bir konuşmamız var. Yani böyle birkaç hafta Cumhuriyet Bayramı da denk geliyor sonraki günlerde. Birkaç hafta sizlerle birlikte olmayacağız. Ama programımız var olacak ve programımız geçmiş programlardan ilgi uyandıran programlarımızın tekrarıyla tekrar sizin huzurunuzda olacak. Kasım'ın sonlarına doğru tekrar canlı olarak sizin evinize konuk olacağız efendim. Birkaç hafta bir kısa akademik ara. Evet. Sevgili Sevim, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Programımıza davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Kendimi kısaca tanıtmam gerekirse. Lütfen. Şimdi Girne'den geliyorsunuz değil mi? Girne'den geliyorum. Evet. Hekim arkadaşımız Girne'den sizin için huzurlarınıza geldi. Evet. İlk sizi telefonla aradığımda sekreter arkadaşım dedi ki, o kadar kibar bir hanımefendi var ki telefonda dedi. Hocam istersen dedi birazcık daha düşük sesle konuş dedi. Çok güzel bir cümleydi. Sevgili Sevim beni tanıyor tabii. Ama o kadar güzel, o kadar hoş bir sohbet etmişsin ki asistan arkadaşlar. Asistan arkadaşım bu şekilde beni uyarma ihtiyacı hissetmiş. Güzel bir şeydi bu. Ne dersin sevgili Sevim? Seni tanıyalım. Çok teşekkür ederim öncelikle asistan arkadaşınıza da. Ben 2006 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilk olarak gözde uzmanlık eğitimi Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde başladım. Ardından 3 yıl boyunca Beyoğlu Göz Hastanesi'nde devam edip uzmanlığımı aldım. Yaklaşık 1 yıldır da Girne Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Ne kadar güzel bir şey. 2006. Evet. Efendim 2006'da ben de tıp fakültesini yeni bitirmişim desem de inanmayın. Tabii öyle bir şey yok. Evet sevgili Sayım, sen bana şunu demiştin. Canlı yayında demiştin. Abi ben heyecanlanırım demiştin. Bak burada heyecan yok. Hiç kimse yok. Biz bizeyiz. Kameralara bak. Onlar öyle duruyorlar orada. Çok tamam mı? Biz bizeyiz. Biz bugün seninle kişilerin anlayacağı şekilde göz konuşacağız. Ben sana bazen muhalefet olacağım. Ama muhalefet olurken maksatım
izleyenlere daha güzel bilgiler aktarmanı sağlayabilmek. Tabii. Beni ikna ederken onları ikna edeceksin. Bir abimizin söylediği gibi, Sait abi burada Allah iyiliğini versin. Sait abi öyle demişti. Kudret nasıl olur sen bunları bilmiyorsun demişti ve biz canlı yayındaydık. Buranın da hoş bir elektriği bu zaten. Biz aramızda sohbet ediyoruz. Ve iki doktor arkadaşın, iki hekim arkadaşın sohbetinden bizi dinleyenler çok şeyler kazanıyor sevgili Sevim. Ve inanır mısın, burada bir konuşmamız sırasında aylar boyu sıkıntı yaşadıkları bir sorunun aslında gittikleri uzmanlık dallarıyla ilgili değil, bir başka uzmanlık dalıyla ilgili olduğunu gördüler bir aile ve beni arayıp teşekkür ettiler ve doktorlarına ulaşınca da çözüm ürettiler. Bazı şeyler bilinemiyor çünkü insan nereye başvuracağını. Hekim arkadaşlar da iyi düşüncelerle ellerinden geleni yapıyor ama belki de o konuda bir başka uzmanlık alanı içerisinde daha geniş bilgiler vardır. Bunu da derya olan bir bilim dalında hepimizin bilmesi de çok iyi, çok mümkün olmayabiliyor. Peki sevgili Sevim, ben göz hastalıkları uzmanısın, yarın poliklinik yapacaksın. Neler geliyor kapına? Nasıl bir hastalarla uğraşıyorsunuz? Küçücük bir alan içindesin. Evet. O alanın içerisinde sabırla uğraşıyorsunuz. Evet. Nedir sizin gördüğünüz en sık hastalık portföyü? Onlardan başlayalım. Bir göz hastalıkları uzmanı nasıl olur? Bir göz ameliyatı saatlerce sürdüğünü ben biliyorum. Nasıl bu saatlerce süren ameliyatta ter döküyorsunuz? Böyle kısaca bir göz hastalıkları uzmanlığını bir tanıyalım senin ağzından. Açıkçası günümüzde poliklinik yaparken günlük hayatta en sıklıkla kırma kusurlarıyla ilgili problemi olan hastalar bize başvurmakta. Biz kırma kusurları derken miyopi, hipermetropi, astigmatizma bulgularıyla ya da yakın görme zorluğu çeken hastalara genellikle gözlük reçete ediyoruz muayeneleriyle birlikte. Aynı zamanda sıklıkla karşılaşılan diğer hastalık grupları genellikle katarak, göz tansiyonu diye bilinen glokom hastalığı ve bir de diyabete bağlı retina hasarı, diyabetik retinopati bulguları olmakta. Genellikle biz daha çok gözlük reçete etmekte ve ben açıkçası şu anda biraz da Girne Hastanesi'nde çalışmış olduğum için daha çok sıklıkla poliklinikte karşılaştığım vakalar bunlar. Aslında hepsini konumuz içerisinde bulacağız. Evet. Hepsini soru olarak hazırladık. Evet. Sınav büyük efendim bu akşam. Genç arkadaşları sıkıştırmıyoruz. Çünkü genç arkadaşları sıkıştırmak doğru değil. Neden? Onu söyleyeyim. Ne yatırım yapacaksanız gençlere yapın efendim. Çünkü gençler yarının bizim koltuğumuza gelecek insanlar. Aslında onlar yarınımız. Onun için biz gençleri kucaklamamız lazım. Ben bu programda çok dikkat ederek genç arkadaşları seçmeye çalışıyorum. Tabii ki kıdemi olan, tecrübesi olan arkadaşlar da biz burada ağırlıyoruz. Ama özellikle gençlerin bu programdan faydalanmasını istiyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Evet, istersen başlayalım. Nedir bu katarak? Evet. Katarak diyorlar, gözüme perde endiriyorlar. Nedir katarak? Nasıl oluşur? Bir insan onu önleyebilir mi? Veya hızlandıracak sebepler var mıdır? İçki sigara bunu artırır mı mesela? Evet. Ne dersin sevgili sen? Halk arasında perde inmesi şeklinde yorumlanan katarak aslında kişinin merceğinin, gözündeki mercek yapısının normalde saydam olan bu tabakanın yaşla, genellikle yaşla birlikte giderek matlaşması, opaklaşması durumudur. Kişi bir cam arkasından değil de normal bir cam arkasından değil de buzlu bir cam arkasından görüyormuş gibi hissetmektedir. Genellikle orta yaş üzerinde görülmekle birlikte biz bu rahatsızlığa aynı zamanda yeni doğanlarda da rastlayabiliriz. Zoğumsal kataraklarda mevcuttur. Aynı zamanda diyabetik kişilerde, uzun süre kortizon içeren damla kullanan bireylerde, gözüne travma almış hastalarda veya uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan kişilerdeki adamızda çoğumuz açısından risk faktörü bulunmaktadır. Biz genellikle bu rahatsızlık grubunu tanı eğer çocuksa ailelerde herhangi bir göz bebeğinin ya da iki göz bebeğinin birden beyaz görünmesi, daha opak görünmesi şeklinde
aile fark etmişse ya da çocuk doktoru arkadaşımız fark etmişse ve bize yönlendirmişse tespit edilebiliyor. Biz zaten sevgili Sevim, her bebeği bir aylık olunca muhakkak göz doktoruna gönderiyoruz. Çok doğru. Gerek gözdeki, lensteki opak gelişim katarak veya gerek retinada retinoblastom dediğimiz bir tümörel hadise olmasın. Evet. Onun için biz sizlerle yakın çalışıyoruz. Ama burada ben bir şey anlamadım. Orta yaş dedin. Evet. Kaçtır orta yaş? Ben ineceğim şimdi. Tam aşağıda onun için uğraşıyorum. Orta yaş diye tabir ettiğimiz aslında genellikle 55 yaş ve üzeri. Daha var. Bizde. Benim için böyle söyledi sevgili sen. Her orta yaşı geçmiş olanda katarak gelişme ihtimali var mıdır? Yoksa sık mıdır? Daha sık görülmekle birlikte yaş bir risk faktörü olmakla birlikte yine dediğim gibi eğer diyabetikse, kişi diyabetikse ya da gözüne daha önceden bir darbe almışsa daha erken yaşlarda da hatta bu tablo ortaya çıkabilir. Peki her gördüğünüz kataraktı, yani her lensle opazite gelişeni, her lensle buğulanma, buzlanma görüleni ameliyat ediyor musunuz? Ya da belki de tek tedavisi cerrahidir diyeceksin, bilmiyorum öyle midir diye biraz çalıştım da. Ne zaman ameliyat ediyorsunuz veya bu ameliyat zor mudur? Hangi durumlar sizi ameliyata yönlendiriyor? Çünkü kolay bir işte değil neticede ameliyat ama belki de sizin için kolaydır. Dinleyelim bakalım ne diyeceksin? Öncelikle yaş grubuna göre bakarsak doğumsal olan kataraklarda cerrahi hem çok aslında daha güç olan bir cerrahidir. Aynı zamanda çok daha gereklidir. Hayat kurtarır. Hayat kurtarır, göz kurtarır. Çünkü genellikle gelişim bebek açısından 7 yaşına kadar görme fonksiyonunun çoğu tamamlanacağı için erken yaşta da tespit edilip katarakın ameliyatla alınması gerekmektedir. Ancak ilerleyen yaşlarda net bir tarih söylemek çok mümkün değildir. İlerleyen yaşlarda kişinin görme düzeyi, günlük aktivitelerini yapmasına engel olduğu takdirde artık bulanık görüyorum, gözümde sürekli kamaşma oluyor, çift görme beni rahatsız ediyor, gece görüşüm sürekli azaldı gibi, okurken artık çok fazla zorlanıyorum gibi kişinin günlük aktivitelerini de kısıtladığı durumlarda biz cerrahi öneriyoruz. Her kataraktı ameliyat etmiyoruz açıkçası. Ama ihtiyaç olduğunda. İhtiyaç olduğunda. Burada çok güzel bir şey söyledin. Onun altını çizelim istersen. Bebeklerde yani, ameliyat şart. Şart. Çünkü sinir uyarılması lazım ve gelişmesi lazım. Evet. Ve fark edilmezse de çocuk kör kalıyor ne yazık ki. Evet, görme tembelliği, göz tembelliği gelişiyor. Aynen. Ve bu çok kıymetli bir muayenedir. İlk yeni doğan döneminde 1-2 aya kadar bir göz muayenesi yapılmasının çok büyük avantajı var. İleriki günlerdeki sıkıntı yaşanmasın diye. Evet. İleriki yaşlarda da günlük fonksiyonu bozduğu anda siz ameliyat öneriyorsunuz. Zor mudur bunun ameliyatı? Zordur. Açıkçası ne açıdan zordur? Çok daha küçük, dar bir alanda çalışıldığı için, bebeklerin gözü daha küçük olduğu için genellikle ehil ellerde yapılması gerekiyor. Peki erişkinlerde zor mudur? Erişkinlerde çocuklara oranla daha kolaydır. Ancak tabii ki pek çok faktör açısından değerlendirilmelidir. Yine çok olgunlaşmış kataraklar ya da ileri yaşta bir takım lensi tutan liflerin zayıflığı durumunda ameliyat yine güç olabilmektedir tabii. O yüzden çok fazla olgunlaşmış katarakları aslında olgunlaşmadan almak ameliyat etmek gerekiyor. Son dakikayı da beklemiyorsunuz. Son dakikayı beklememek lazım. Çünkü yine bu olgunlaşmış kataraklar zaman zaman bazen hatta göz içerisine gözün ön iris tabakasına baskı yapıp ya da eriyip göz içerisindeki yine sıvı basıncını artırıp göz tansiyonuna da yol açabilmekte. Tüm bunları önlemek açısından çok fazla olgunlaşmadan ameliyat edilmesi de uygun olur. Yeni bir lens mi koyuyorsunuz oraya? Yeni bir lens koyuyoruz. Kişinin kendi opaklaşmış, matlaşmış merceği alınıp yerine yapay sentetik bir lens konuluyor. Ve ömür boyu herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı takdirde kişi o lensiyle
birlikte yaşıyor. Bu lensi siz ameliyata girmeden önce hazırlatıyor musunuz, yoksa hazır mı var? Yani kişiye özgün, numaraya özgün mü hazırlatılıyor, yoksa her an elinizde midir öyle bir durum? Açıkçası ameliyathanede bu lensler bulunuyor. Ancak biz kişiye bir takım ölçümler yaptıktan sonra, tam değerini saptadıktan sonra ameliyat sırasında o uygun numaradaki lens çıkarılıp kişiye takılıyor. Yani hazırda var. Hazırda var. Peki bir katarakt ameliyatı olan bir kişi kaç gün hastanede yatır? Veya bir yataklı serviste yatmak zorunda kalır? İster hastane olsun, ister klinik olsun, yani bu anlamda söyleyeyim. Bunlar genellikle günübirlik cerrahi dediğimiz, yani kişinin sabahleyin hazırlanmış, dosyası hazırlanmış şekilde ise sabahleyin gelip ameliyat için hazırlığı yapıldıktan sonra ameliyata alınıp yaklaşık olarak 20-30 dakika süren bir cerrahi prosedürden sonra tekrardan serviste çıkıp aslında gün içerisinde taburcu edildiği ameliyatlardır. Bizde genellikle serviste uzun süreli hasta yatışı pek olmamaktadır. Peki bir soru daha, kaç gün sonra işe dönebilir? Yani ben katarakt ameliyatım olacağım. Yok, henüz yok efendim, yani yanlış anlamayın. Henüz iyi görüyorum. Yani katarakt olduğu zaman zaten hanım bayram edecek herhalde, ama henüz değil, henüz değil. Biraz daha zaman olması lazım, acelesi yok. Şimdi diyelim ki bir insan katarakt ameliyatını oldu. Kaç gün sonra işe gidebilir? Ne zaman hayatına dönebilir? Veya siz onu kaç günle sınırlıyorsunuz evde veya istirahat alması için? Açıkçası kişiyi hemen ertesi gün ilk muayeneye çağırıyoruz. Herhangi bir sızıntı, herhangi bir enfeksiyon var mı yok mu diye kontrol etmemiz lazım. Daha sonra akabinde üçüncü günde, birinci haftada yine muayeneleri oluyor hastaların. En azından bir hafta boyunca özellikle ağırlık kaldırmaması öneriliyor. Ne sebeple bilemedim. Kaçırdım bunu çalışırken, evet, peki. Ameliyat sonrasında yapay mercek takıldıktan sonra gözü bir sıvıyla kapatıyoruz kesi yerini. Dolayısıyla herhangi bir sızıntının tekrardan olmaması için göz içi basıncının normal kalması gerekiyor. Bu nedenle de çok fazla ağırlık kaldırmaması, özellikle ağır inşaat işlerinde çalışan kişiler en azından bir hafta yara yerinin düzenli kapandığından ve enfeksiyon riskinin olup olmamasıyla ilgili bizim kuşkularımız gidene kadar çalışmaması önerilir. Veya bir çocuk torun almasınlar. Veya, evet. Peki bir hafta sonra işine, hayatına? Yine kaldığı yerden başlayabilir. Yani iki tane katarak varsa ikisini birden ameliyat ediyor musunuz? İkisi birden, evet, genellikle ameliyat edilmiyor. Evet. Yine arada kimi kişiler bir hafta, kimilerine göre bir ay sonra ameliyat edilmesi daha uygun görülüyor. Bunun nedeni de katarak ameliyatından sonra enfeksiyon gelişme riski her zaman vardır. Ve biz bu risk açısından, şimdi bir göz her zaman için elimizin altında kalmalı. İki insan iki gözünü de kapatmayı biliyorsunuz. Evet. Doğru. Peki, glokom, göz tansiyonu. Şimdi katarak kolay, şu anlamda kolay. Ne için derseniz kolay, fark edilebiliyor. Evet, bebeklik katarağı fark edilemiyor. Çocuk doktoru uyanık olması lazım. Zaten rutin göz muayenesi biz ilk bir ay, iki ay civarında göz doktoruna gönderiyoruz. Bu çok değerli ve çok hayati bir olay. Ama erişkin fark ediyor. Diyor ki ya benim gözümün önüne perde indi, göremiyorum diyor. Etrafa bakınıyor, etrafı göremiyor. Öyle doktora gidiyor. Tamam, her şey güzel. Ama bu kendini fark ettiriyor. Bir de göz tansiyonu diye bir şey var. Evet. Şimdi bu da galiba bunların arasında en sinsisi, evet, ve en tehlikelilerden bir tanesi. Ne dersin sevgili? Aynen öyle. Halk arasında göz tansiyonu diye bilinen aslında tabir glokom için çok da doğru değil. Öyle mi? Şu açıdan glokom hastalığı bir görme siniri hasarını tarif etmekte. Ancak göz tansiyonu yüksek olup hali hazırda görme sinirine herhangi bir hasar olmamış kişilere biz glokomu var diyemiyoruz. Ancak glokom... Ama beklerse glokom olacak. Beklerse kesinlikle olabilir. Böyle bir risk altında. Ancak aynı zamanda kimler risk altında? Örneğin düşük tansiyonlu bireyler, sık migren atağı geçiren bireyler,
Normal basınçlı dediğimiz, anemik kişiler ya da normal basınçlı dediğimiz glokom açısından da bunlar risk taşıyor. Göz içi basıncı yüksek olmasa dahi yine görme sinirinde hasar olup yine bu hastalarda da glokom gelişebiliyor. O yüzden biraz terimler arasında farklılıklar var diyebiliriz. Peki nasıl anlayacaksınız bunu? Şimdi tabii genel sistemik tansiyonu düşük olan bir kişinin de böyle bir riski var. Göz içi tansiyonu iyi olmasa bile dedin, yüksek olmasa bile. Ama bir de göz içi tansiyonu yüksek olup da bu durumu alanlar. Bir insan nasıl anlayacak bunu? Yani benim göz sinirim zarar görüyor. Benim bir önlem almam lazım geliyor. Nasıl bilecek? Kesinlikle çok önemli bir nokta. Çünkü genellikle %90 açık açılı dediğimiz tipinde kişiler ve bu kişiler genellikle hiçbir bulgu vermeden, hiç haberleri olmadan aslında bu ilerleyici kronik görme hasarı yapan hastalıkla baş başalar. Ancak şöyle olabilir, hani sabahleyin kalktığımda daha bulanık görüyorum, sabahleyin artan bir baş ağrım var gibi şikayetler kişiyi uyarabilir. Onun haricinde bizim kapalı açılı dediğimiz bir tipinde ise kişi acile aniden gözünde yoğun kızarıklık, bulanık görme, baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı bulantıyla birlikte başvuruyor. Ve bununla birlikte eğer göz doktoruna konsülte edilirse bunun biz yani bu sadece %10'luk bir grupta ortaya çıkan tablo, daha da düşük hatta. Bunun biz glokoma bağlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle risk grubunda olan kişilerden bir tanesi de birinci derece akrabalarında glokom öyküsü olanlar. Dolayısıyla 40 yaşından sonra birinci derece akrabalarında glokom öyküsü olan kişiler özellikle takibe alınmalı, yıllık olarak muayenelerini yaptırmaları gerekmektedir. Biz gerek muayenemizde gerekse görme alanı ve OCT denilen tetkikleri yaptırdıktan sonra orada görme sinirinde hasarın olduğunu saptayabiliyoruz ve kişiye uygun tedaviyi başlıyoruz. Peki ben şunu da merak ettim. Tabii yılda bir kez muhakkak bir göz doktoruna gidilmesi lazım. Evet. Ve normal muayeneyle birlikte göz tansiyonu da ölçülmesi lazım. Evet. Tabii benim de ailemde olduğu için ben göz muayenesi yaptırıyorum. Ben bunu bildiğim için bilerek konuşacağım şimdi. Eskiden çok tatsız bir ölçüm cihazınız vardı. Böyle terazi gibi bir şey. Gözünüzün üzerine koyardı Hacettepe'de. Kavga dövüş oradaki abilerle. Hiç unutmam. Dedim bu yapacaksanız ben vazgeçtim bu işten demiştim. Hiç unutmam. Ya budur demişlerdi işte, dur bakalım altına jel mi sürerlerdi, bir şey olurdu. Böyle bir terazi gibi bir şeydi. Gözünüzün üzerine koyuyorlar. Hoş bir şey değil. Çok zor bir şey. Yani ondan sonra da değişik teknolojilerle bu iş çok daha basitleştirildi. Hatta hiç fark edilmeyecek noktaya getirildi. Nedir bunların amacı? Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Gene böyle bir terazi mi kullanıyorsunuz? Açıkçası evet, Schiotz denilen terazi yöntemi artık çok fazla kullanılmıyor. Evet. Ancak mantık aslında çok fazla değişmiş değil. Yine hava püskürtmeli, pafometre dediğimiz tonometreler de olmakla birlikte, göz içi basıncını ölçen cihazlar olmakla birlikte aslında bunlar arasında en değerlisi kişinin mikroskopik muayenesi yapılırken, masadaki muayenesi yapılırken yine küçük bir floresein boyama yapıldıktan sonra kullanılan aplanasyon dediğimiz tekniktir. Yani yine gözün, korneanın, ön saydam tabakanın üzerine baskı uygulayarak biz içerideki basıncın değerini ölçmeye çalışıyoruz. Ağrısızı var mı? Ağrısızın olmaması için lokal anestezik damla öncesinde damlatıyoruz. Bunlar zor ya, görüyorsunuz değil mi? Peki. Ancak yine de glokom teşhisi için en değerli yöntem bu olmaktadır. Tabii ki yine havalı, hava üflemeli, tonometrelerde. Hava üflemede bir şey çıkmazsa ileri incelemeye gidiyor musunuz? Yoksa hava yani her zaman için senin söylediğin yöntemi mi tercih, yoksa havalı üflemeyle tamam bunda bir şey çıkmamıştır, takibi alalım mı diyorsunuz? Nasıl bir yönteminiz var?
Ben açıkçası genellikle aplanasyon denilen hava üflemeli olmayan yöntemi kullanıyorum kendim açısından. %100 emin olmak için. Daha kararsız kalmamak açısından. Anladım. Efendim, yani göz doktoru şaka yapıyorum bir tarafa ama eğer ki diyabetiniz varsa, eğer ki ailenizde böyle bir şey varsa bunu yaptırmak zorundasınız efendim. Başka bir çaresi yok. Ve göz tansiyonunu ölçtürmek lazım. Şimdi ben kısa bir araya girmek zorundayım. Dikkat ediyorsan 40 dakika bitti. Nasıl bitti 40 dakika dersen, işte o da ayrı bir konu. Ama daha böyle birçok konu konuşacağız yetişebilirsek. İstersen kısa bir araya girelim. Yönetmen arkadaşım beni demin uyarmıştı. Ondan sonra da glokomun tedavisi nasıl yapılır ve kırma kusurlarından bahsederek sohbetimize devam edelim. Efendim, biz kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılın. Efendim, tekrardan iyi akşamlar. Bir Tıp Dünyası programı yine konu oluyor evinize. Akşam üzerleri ve artık kararmıştır da hava. Yarın da hava efendim yağmurlu olacakmış. Ne güzel bir hava olacak. Ailemize birlikte geçiririz. Belki de rahmet yağsın. O da güzel bir şey ama sel olmasın. Sel olmayacak şekilde yağsın. Tabii biz sel olmamasını insanoğlu olarak yardımcı oluyoruz. Sel olmasın diye evlerimizi derelerin içine yapıyoruz. Seli önlemek için, yani yanlış anlamayın. Fazla basmasın yani bizi, az bassın diye. Böyle bunlar da olmazsa ve derede de akarsa su, biz selden de kurtuluruz efendim. İnşallah tatlı tatlı yağar, zarar ziyan yapmaz ve bu şekilde de su ihtiyacını ülkenin karşılamış olur. Biz bu akşam göz konuşuyoruz. Sevgili genç hekim arkadaşımız Sevim Erbildim ile birlikteyiz ve kendisiyle birlikte glokom konuştuk, katarak konuştuk. Şimdi kırma kusurlarına geçeceğiz ama glokomun sık takip edilmesi gereken bir durum olduğunu ve sinsi seyredebileceğini, aslında göz içi tansiyonun artışıyla glokomun eşit olmadığını söyledi. Glokom göz sinirinin zararı olarak isimlendirildiğini söyledi. İnşallah o boyuta geçmeden tansiyonda bir yükselme varsa veya göz içi basıncı artmışsa onun tespit edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Sinir, göz sinirinin zarar görmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Her zaman göz içi tansiyonu veya basıncı artmadan da olabilir yokmuş göz siniri hasarı. Bunun için de göz doktorunun kontrolünde olmanın avantajlarından bahsetti. Ben de kendisine şu soruyu soracağım. Tabii genetik yük olarak var ise yıllık kontroller önemli dedim. Ölçüm şekillerini söyledim. Ama tedaviden biraz bahsedelim. Tedavisi nasıl yapılır? Çünkü ilaç ve cerrahi tedavileri var bu işin, benim okuduğum kadarıyla. Nasıldır hastaya düşen yük? Nasıldır zahmet yönü? Bunları bir konuşalım. Ne diyorsun sevgili Sevim? Evet, glokom ilerleyici, kronik bir rahatsızlık olması nedeniyle sıklıkla takip edilmesi gerekmektedir. Tabii biz bu aralıkları kişinin görme hasarı düzeyine göre planlıyoruz. Kimisinde 3 aylık aralıklarla, kimisinde 6 aylık aralıklarla takibe çağırıyoruz hastaları. Esas tedavi tabii ki eğer doğumsal bir glokomsa ameliyat olmaktadır. Çünkü bu bir gelişimsel bir takım yapışıklıkların da beraberinde olduğu bir tablodur. Tek tedavisi ameliyattır. Ancak erişkinlerde biz ilk etapta damla tedavisiyle başlıyoruz. Kişinin ömür boyu bu damlaları kullanması gerektiğini kişiye anlatıyoruz. Ve takiplerde eğer görme hasarı yine devam etmekteyse, göz içi basıncı düzeyi istediğimiz derecede değilse, ek olarak başka damlalar tedaviye ekleyebiliyoruz ya da damlayı değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda bir takım lazer yöntemleri de yine göz içi sıvısının emilimini kolaylaştırmak amacıyla tedaviye eklenebiliyor. Ancak tüm bu tedavilere rağmen damla ya da lazer tedavisiyle yine de istediğimiz düzeyde bir düşüklük sağlanamıyor ve gözün görme sinirinin hasarı devam ediyor ise ameliyat kararına geçiyoruz. Ameliyat kolay mı? Ameliyat şöyle, tabii ki yine ehil ve bu konuda daha önce tecrübesi olan kişiler tarafından yapıldığı takdirde çok da zor bir ameliyat değil. Ancak evet, belli bir deneyim gerektiriyor. Evet. Başarı şansı?
Başarı şansı genellikle yani %75 civarı diyebiliriz. Ancak bir kere tedavi olduktan sonra tekrardan ameliyat gerekmeyeceği konusunda net olamıyoruz. Tekrardan ameliyat gerekebiliyor bazen. Ve tabii ki tekrarlayan ameliyatlarla birlikte bir takım farklı problemler de ortaya çıkabiliyor. Bunlar artık son döneme yaklaşıldığında uygulanan tedavi prosedürleri aslında. Peki daha detayına girmeyelim efendim. Çünkü o zaman kötü düşünceyi getirmiş oluruz. Tabii ki her hastalığın sonunda küçük küçük ihtimaller var. Ama o küçük küçük ihtimaller çok küçük ihtimal. Bu da ismi üzerinde. Ama çok büyük bir kısmını damla tedavisiyle veya olmadığı zaman cerrahiyle arkadaşlar halledebiliyor. Zahmetli bir cerrahi olabilir dediği gibi sevgili Sevmin, ama ehil ellerde bu işi aşılmaması işlem bile değil. Çok rahatlıkla siz güncel hayatınızda bunları yapıyorsunuz bütün göz doktoru arkadaşlar gibi. Peki kırma kusurları. Şimdi benim de bir kırma kusurum var. Gözlüğümü çıkarınca kameranın yerine direkleri görüyorum sadece. Uzağı göremiyorsunuz. Nasıl? Uzağı göremiyorum. Ama şanslıyım. Evet. Ne açıdan şanslıyım? Ben yakını görebiliyorum. Yani şöyle gözlüğü çıkardım mı, buradan bile okuyabiliyorum. Yaşım itibariyle bunu yapamamam lazımmış diyor göz doktorları. Ama ben bunu yapıyorum. Şimdi bunları söyleyeceksin bize. Nedir kırma kusurları? Kaç türdürler? Yakını görememe nedir? Tabii gözlük kullanan kişilerin bir de lens var şu ara. Lensi çocukların, gençlerin kozmetik amaçlı da kullandıklarını biliyoruz. Dişini nasıl fırçalsın diye sordum ben bir gence. Abi dedi, fırçayla fırçalıyorum dedi. Ben de biliyorum dedim, saç fırçasıyla değil diş fırçasıyla fırçalayacaksın kesin de. Nasıl yapıyorsun bunu? Böyle bir sürüyor, çıkarıp bırakıyor. Şimdi öyle bir sürüp bırakmanın ne kadar yanlış olduğunu burada diş hekimi arkadaşlar defalarca anlattılar. Öyle bir sürmekle olmuyor bu iş. Onun bir tekniği var. Ama aynı şekilde lens kullanımında bir uslubu, adabı var. Sonra lens kullanımına bağlı birçok sorun görüyorsunuz. Canınız da sıkılıyor, ben biliyorum göz doktorlarının. Kibar bir organı zedeleme hoş bir şey değil. İstersen kırma kusurlarından başlayalım. Yakını uzağı görememe, sonra yaşlılık demeyeyim, kendime yaşlılık olmasın, 40 yaş üstü diyelim. Henüz ben 40 yaşa gelmediğim için o görüyorum yani bu manada. Desem de inanma. Efendim bunları bir konuşalım. Bir de seninle birlikte bu lens kullanımını bize bahsedersen çok mutlu olacağım. Tabii ki gözün kırma kusurları başlıca aslında miyopi, hipermetropi ve astigmatizma şeklinde. Bir de presbiyopi dediğimiz 40 yaş üzerinde okuma güçlüğüyle ortaya çıkan kırma kusurlarıdır. Bunlar tabii bize açıkla da, çünkü biz miyopu, astigmati ne demek yani? Neden bunlar olduğunu, evet. Normalde herhangi uzaktaki veya yakındaki bir cisimden göze gelen paralel ışınların bir takım gözün kornea dediğimiz saydam tabakası ve mercek dediğimiz tabakasından geçtikten sonra arkada retina denilen tabakada odaklanması aslında normalde beklediğimiz bir durum. Ancak odaklanamama hallerinde kırma kusurları meydana geliyor. Peki bu nasıl oluyor? Açıkçası miyopide, yani genellikle uzak görme şikayeti olan kişilerde göz normal bireylere göre biraz daha ön arka çapı uzun oluyor. Bu sebeple de görüntü retinanın önünde odaklanmış oluyor ve buna bağlı bir takım uzağı görememe, gözünü sürekli kısma, kısarak izleme, çocuğun televizyonun yakına giderek izleme ihtiyacı doğuyor ya da okul çağında tahtayı takip edememe gibi problemlerle kişiler bize başvurabiliyor. Genetik mi? Genetik faktör hepsinde de rol almakta. Özellikle yüksek miyopi dediğimiz, aynı zamanda gözün arkasındaki retina tabakasında da gözün uzamasıyla birlikte meydana gelen incelmeyle seyreden grupta genetik faktör daha da ön plana çıkıyor ve bu incelmeyle birlikte oluşabilecek çeşitli çatlak, delik, yırtık, hatta ayrışma tablolarına karşı bizim bu kişileri
göz dibini de muayene ederek daha detaylı bir şekilde en azından yılda bir kez takip etmemiz gerekiyor. Hipermetropiye geçersek, hipermetropide ise miyopiden ayrıca bahsetmem gerekirse, miyopi genellikle ilerleyici bir durum. Göz sürekli gelişim evrelerinde büyüdükçe miyopi değerleri de artmakta. Bir yaşta duracak ama. Belirli bir yaşta, yani erişkin yaklaşık olarak 25-30 yaşına geldiği takdirde genellikle gelişim artık gözün büyümesi tamamlanıyor ve miyopi artık ilerlemiyor. Hipermetropiye değinirsek, hipermetropide ise göz genellikle normal bireylere göre daha küçük, daha kısa bir göz. Dolayısıyla burada da görüntü retinanın arkasında oluşmuş oluyor. Ancak ilerleyen yaşla birlikte göz büyüyeceği için hipermetropi değerleri küçülüyor. Ne kadar güzel bir şey. Bu aslında bir avantaj. Sadece belirli derecelerin üzerinde biz tedirgin oluyoruz. Çünkü çocuklar ilk etapta gelişimlerini yakın çevreyle kuruyorlar. Ve görsel fonksiyonları bu şekilde gelişiyor. Dolayısıyla göz tembelliği açısından hipermetropi miyopiye göre daha önemli bir tablo. Yüksek derecedeki, yani göz tembelliği yapabilecek derecedeki, yaklaşık olarak 3,5 derecenin üzerindeki hipermetropiler için daha erken aşamada müdahale etmek, gözlük tedavisini vermek lazım. Yani ben buradan anladığım kadarıyla ileriki yaşlarda hipermetrop dediğiniz, tabii o da yaşlılık yakına görmesi gibi değil ama onlar da bir şekilde görüntüyü net olarak göremiyorlar. Çünkü halk şunu biliyor, işte hipermetrop yakını göremiyor, miyop da uzağı göremiyor gibi biliyor. Bu manada bunu söylemek hissettim. Belli yaşlarda küçüleceğini düşünüyorsunuz ama bu fark edilmezse göz tembelliği doğuracak. Göz tembelliği de çocuklarda sinirin gelişmesine engel olacağı için görme kayıpları veya o gözü kaybetmekle ve o gözün görmemesiyle sonuçlanabilecek. Yani bu manada siz hemen tedaviye geçersiniz. Biraz böyle daha iri camlarınız var herhalde bunlar için. Gözle tam oturan, genellikle hatta kulağın arkasında C şeklinde olan, göze iyice çocuğun rahat bir şekilde kullanımını sağlayacak uygun çerçeveleri olan gözlüklerle tedaviye başlanmalıdır. Ve tabii göz tembelliği varsa ayrı zamanda onun da tedavisi yapılmalıdır. Kapatma tedavisi. Kapanma tedavisi. Peki bu şimdi şeyi gelmeyeceğim, yaşlılık olan ona gireceğim biraz sonra ama bunlarda lens yap, bunlarda lazer yapıyor musunuz? Yani hepsinde lazer öneriyor musunuz? Miyopta öneriyor musunuz? Hipermetropta öneriyor musunuz? Tabii küçük çocuğun gözlük kullanması zor. Tabii onlar lazer olur mu olmaz mı? Ve onlar lens takar mı takmaz mı? Nasıl yaklaşıyorsunuz bunlara? Açıkçası küçük bebeklerde eğer gözüyle çok oynayamayacak, yaklaşık olarak 2 yaşına kadar diyelim belki, çocuklarda lensle de bazen tedavi uygulanabiliyor. Ama esasen uyguladığımız prosedür gözlük ve lazer ameliyatı özellikle zaten 18 yaşından küçük bireylere uygulanmıyor. Çünkü korneada bu sefer gözün ön saydam tabakasında bir takım şekil bozukluklarına yol açma riski her zaman bulunmaktadır. 18 yaş üzerine ancak uygulanabilen bir tedavi yöntemi. Her numara yapıyor musunuz yoksa sizin için belli şeyleri mi var, kriterleri mi var, şunu evet. Yapalım bunu yapalım mı? Evet, belirli kriterler var açıkçası. Miyopide genellikle -10'a kadar, hipermetropide +4'e kadar, yine astigmatta -6'ya kadar şeklinde. Bu numaraların üzerinde yapıldığı takdirde kişinin tatmininin çok da fazla olmayacağı da tahmin edilerek uygulanmıyor. Ancak bunun öncesinde tabii ki kişinin lazerin uygulanacağı bölge olan kornea, gözün ön saydam tabakasının kalınlığının uygun olup olmadığı, ince ise yapılamıyor mesela. Keratokonus denilen gözün yine kornea tabakasında ilerleyici konikleşme rahatsızlığı olan durumlarda, yine diyabetik kişilerde, ciddi
göz kuruluğu olan bireylerde, hamilelerde ve hamilelik sonrasında bu işlemler tercih edilmiyor. Yaşlılıkta görülen şey nedir peki? Yakını görememe hadisesi. Yaşlılıkta görülen presbiyopi dediğimiz yakını görememe durumu da yine lensin esnekliğini yitirip artık çok fazla uyum yapamama durumunda ortaya çıkıyor. Biz de bu takdirde kişilere gözlükle ek bir yardım sağlıyoruz. Yani, böylesi, yani yaşlanıyorsunuz, gözünüzün lensi de kaç yaşından sonra başlıyor sevgili Sevim? Genellikle 40 yaşından 40 sonra. 40 yaşından sonra. Ben 39'a yeni girdim, onun için daha zaman var. Niçin miyop olanlar bundan çok şey yapamıyorlar? Maruz kalmıyorlar bu olaya. Evet, açıkçası bu bir uyum problemi olduğu için ve göz kasları kasılarak aslında uyum yaptığı zaman bu bir hipermetropik etki dediğimiz, yani aslında gözün artı camlarla daha net görmesi sağlanıyor ama kişi de miyop olduğu için, yani hali hazırda görüntü zaten retinanın önünde olduğu için kişiler ihtiyaç duymuyor. Çünkü hala daha o rezervleri mevcut. Var. Gözünüzü çıkarak devam ediyorsunuz. Bunca yıldır biz gözlük çakarız. Bundan sonra da gözlük takmadan yakın okuyalım. Bu da bize verilen bir lütuf olsun. Peki lens kullanımı? Lens kullanımı genellikle tabii ki kozmetik açıdan ve konfor açısından gözlüğe oranla daha iyi olduğu için özellikle gençler tarafından tercih edilmektedir. Ancak bunların kullanımı açısından özellikle tozlu ortamlarda çalışan kişilere, ciddi alerjik reaksiyonu olan kişilere veya ciddi göz kuruluğu olan kişilere yine kontak lensi önermiyoruz. Ve tüm bireylerin enfeksiyon riski de taşıdığı düşünülerek eve geldikleri zaman kontak lenslerini çıkarıp solüsyonlara koyup, temizleyici solüsyonlarına koyup hatta solüsyon kaplarını da 3 ayda bir değiştirmeleri önerilerek kendilerine geceleyin tekrardan gözlüklerine dönmelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde, çünkü hiç hoşlanmadığımız şekilde bir takım gözün ön saydam tabakasına, yine korneada bir takım enfeksiyonlar oluşup bunlar ilerleyebiliyor. Önemli. Peki, lens kullanımında özellikle numarasız olan ve sadece renk değişikliği için gençler tarafından seçilen lenslerin de kullanımının bu şekilde hassas olduğunu belirtmiş olman da beni mutlu etti. Çünkü böyle kravat takar gibi değil. Gerçi kravatı takmak da bir sanat ister ama buna dikkat etmek lazım ki geriye dönüşümsüz sıkıntılar olmasın diye. Göz kayması nedir? Çocuklarda, küçük bebeklerde her gördükleri kayma gibi olan düşündüğü şeyin aman gözük kayıyor bu çocuğun diye panik halinde doktora başvuruyorlar. Gerçekten her göz kayması bir şaşılık mıdır? Bunların yalancı olanları da varmış. Neden yalancılar? Bir senden dinleyelim. Evet. Göz kayması dediğimiz şey aslında belli bir objeye bakarken kişinin her iki gözünün de paralel olmaması durumudur. Bazen iki göz birden, bazen tek gözde içe doğru, dışa doğru, yukarı doğru, aşağı doğru kaymalar meydana gelebilir. Ve bunlar yine gelişim, her iki gözden de gelen sinyallerle birlikte olacağı için eğer düzeltilmezse yine göz tembelliğine yol açabileceği açısından dikkatle incelenmelidir. Yalancı kaymalar mevcuttur. Evet, yalancı kaymalar vardır. Bunlar hangi takdirde ortaya çıkar? Örneğin kişinin burun kökünün geniş olması durumunda, ki genellikle bebeklerde bu durum söz konusudur. Ya da daha Orta Asyalı diyebileceğimiz ırkta sıklıkla bulunmaktadır. Aynı zamanda gözün iç kısmındaki deri katlantılarının daha yoğun, daha geniş olduğu durumlarda da aileler bu durumu kayma şeklinde yorumlarlar. Ama aslında biz muayenede bunun gerçek bir kayma olmadığını anlarız. Tedavisi kolay mı şaşılın? Şaşılığın tedavisi esasen tabii ki kaymanın nedenine göre yine yapılmakta. Ancak eğer düşük dereceli bir
kaymaysak ve özellikle 2 yaşından sonra ortaya çıkan kaymalarda bu genellikle bir kırma kusuruna bağlıdır. Dolayısıyla da biz bunu gözlükle tedavi edebiliyoruz. Ancak geniş açılı bir kaymayı sadece gözlükle tedavi etmek mümkün olmuyor. Buna ek olarak ameliyatta gerekebiliyor. Peki, süremiz az kalıcı. Onun için hızlanmak istiyorum. Diyabet. Memleketimizde çok sık ve diyabetin gözle çok yakın ilişkisi var. Göze iyi bakıyor diyabet, yani böyle çok iyi bakıyor, seviyor gözü. O göze iyi bakıyor ama göz ondan sonra bakamıyor. Asıl sorun burada. Peki ne dersin sevgili Sevim? Çünkü birçok insan vardır ki diyabetini sürekli kontrol ettiğini zannediyor. Aslında ben burada şunu da söyleyeceğim. Bakın, geçen gün Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ki toplumumuzun yanlış algısını söylemek istiyorum. Ben kendi arabamı en uca park ediyorum. En uca. 600 adım hastaneye girişte sabah yürüyorum. 600 adım da çıkışta yürüyorum. Hasbelkader bir iş için bir yere gitmem ve tekrar geri dönmem gerekiyorsa tekrar park ediyorum dışarıya ve tekrar bu 600 adımı gidip 600 adımı geri geliyorum. Şimdi ben bunun için söylemek istedim. Bugün cumartesi ve ben sabah saat 8'de hastanedeydim. Saat 8'de hastaneye gitmem gerekiyordu. Çünkü orada yatan iki tane çocuğumuz var. Onları görmem lazımdı. Park yeri bomboş. En dibe park ettim. Oradan yürüyerek tekrar gidip geldim. Akşam üzeri sanırız buraya gelmeden yine gittim. Tedavi kontrolüm için. Ve tekrar bu yürüyüşü yaptım. Şimdi görüyorum gün içerisinde. Ne yaptılar burada? İnşaat var. Kanser onkoloji merkezi için inşaat var şu anda Burhan Nalbantoğlu'nda. Ne yaptılar buraya işte? Ne kadar uzak kaldı da şudur budur. Ya bu bir fırsat efendim. Yürüyün. Yürümek kadar tatlı bir şey olamaz. Yürüyeceğiz ki diyabet hastalığı gelişmesin. Varsa diyabetimiz daha az olsun, daha kontrollü olsun. Kolesterolları yakabilelim. Ama biz istiyoruz ki hastanenin dibinde olsun böyle veya marketin dibinde olsun. Ha yürüyemeyecek insanlar için. Tamam, bunlar da hak vardır. Onlar hastanenin önündeki kapıya gelirler. Oradan zaten tekerlekli sandalyeyle, bilçeyle alıp gider. O değil benim söylemeye çalışıyorum. Ama yürüyebilecek her kim olursa olsun, her hangi yaşta olursa olsun, ister ileri yaşta, ister orta yaşta. Ama yürüyelim. Hiç unutmuyorum geçen gün bir grup ne kadar uzağa park edildi, bu kadar olur mu da bundan hastaneye mi gidilir? Ya bundan oradan çarşıya bile gidilir. Ankara'daki insanlar böyle yürüyor. Dünyadaki insanlar böyle yürüyor. Ama gel de bunu söyle. Tamam yani evet park yönü olursun hastanenin önünde ama marketlerin önünde de sevgili Sevim böyle. Marketin önüne park ediyoruz. Tamam mı? Eldeki şeylerle söyleyen poşetlerle oradan daha rahat gidip gelinsin diye. Ama bunların hepsi tembellik getiriyor. Diyabete zemin hazırlıyor. Ben obeziteyi hazırlarken, şişmanlığı hazırlarken bunu gördüm. Ve çok ürkütücü, yani değerler çok ürkütücü. Kuzey Kıbrıs'ta da ürkütücü, tombik tombik çocuklar, göbekli göbekli kişiler. Bunların hepsi diyabete zemin. Ha, tabii ki diyabet ne ki ya? Şeker hastalığı, şeker gibi hastalık. İşte şeker gibi hastalık gözde şekerlenmeye sebebiyet veriyor efendim. Ne oluyormuş? Sen söyle sevgili Sevim. Bir de böyle ilacımı içerim, şeyimi, diyetimi yaparım da olmuyor. Anlatabildim mi? Çünkü her küçük değişiklik göze bir tsunami gibi vuruyor. Böbreğe tsunami gibi vuruyor. Ve sonuç ondan sonra ortaya çıktığında çok tatsız olabiliyor. Ne dersin sevgili Sevim? Kesinlikle doğru. Diyabet çünkü esasen bir küçük damar hastalığı. Ve bu küçük damarlardan dediğiniz gibi kalpte de, böbrekte de olduğu gibi gözde de var. Ve bu küçük damarlar hasta olduğu zaman sızıntı yapabiliyorlar. Dolayısıyla sızıntıya bağlı ödem gözün arkasında, retina tabakasında meydana gelebiliyor. Ya da bir takım tıkanıklıklar oluştuğu zaman damarlarda o bölgeler iyice beslenemiyor, oksijen oraya taşınamıyor ve vücut bunu yerine yeni damarlar üretmeye başlıyor. Ancak bu yeni damarlar da kırılgan oldukları için bunlar her zaman için kanamaya meyilli oluyorlar. Ve bu kırılgan damarlardan oluşan kanamalarla bazen aylarca gözün içerisine çekilmeyen kanamalar da ortaya çıkabiliyor.
Bu sebeple diyabet çok önemli. Teşhisi, erken evrede teşhisi çok önemli. Çünkü bir kere retinaya hasar yaptıktan sonra biz genellikle bunu geri döndüremiyoruz. Çoğu zaman sadece mevcut görmeyi koruyabiliyoruz kişide. Bu açıdan diyabetik retina hasarında en önemli faktör aslında diyabetin süresi. Çünkü tip 1 denilen daha çok 30 yaşın öncesinde görülen tipte ilerleyen yıllarda genellikle ilk 10 yıl içerisinde %50, 30 yıl içerisinde %90 oranında bir retinopati gelişme riski taşımaktadır. Tip 2 dediğimiz 30 yaş sonrası obeziteyle daha alakalı olan durumda ise zaten tanı anında %5'inde retinopati mevcut olduğu için bu aslında gidişatın bizim açımızdan biraz da kötü olabileceği hakkında bize bir bilgi veriyor. İkinci en önemli şey kişinin kontrol edebileceği faktör ise kan şekeri regülasyonu. Kan şekerinin düzenli olması gerekiyor. Bizim burada kişilere önerdiğimiz, hastalara önerdiğimiz açlık kan şekerini genellikle 120'nin, tokluk kan şekerinin 180'in altında olması, hemoglobin A1C denilen 3 aylık kan şekerinin yine 6'yı geçmemesi, 6'yı 7'yi geçmemesi şeklinde biz hastaları uyarıyoruz. Tabii ki bunları yaparken kişinin dediğiniz gibi aktivitesini artırması, yediğine içtiğine dikkat etmesi ve düzenli olarak ilaçlarını ya da insülin tedavisini uygulaması gerekmekte. Onun haricinde tabii ki yine hipertansiyonu varsa, kolesterol yüksekliği varsa, hamile ise, böbrek bozukluğu varsa, böbrek fonksiyon bozukluğu da eşlik ediyorsa bu takdirde yine retinopati ilerleme hızı artıyor. Ne kadar zor bir durum. Yani başka bir sebeple vücudumuzda olan hastalık göze tutunamıyor olarak vuruyor ve görme fonksiyonları ciddi oranda etkilenebiliyor. Peki kısa kısa sorularım var. Göze yabancı cisim kaçarsa ne yapacağız? Öncelikle her halükarda en erken zamanda göz doktoruna başvurulması gerekmekte. Ya da gelmeden belki iyice yıkanabilir göz ama her halükarda göz doktoruna başvurulması. Ovalı mı? Kesinlikle. Hayır. Hayır. Peki kimyevi madde kaçarsa? Yine acilen göz doktoruna başvurulması gerekiyor. Evet. Suyla yıkanmak zarar verir mi? Zarar vermez. Temiz bir su olduğu takdirde. Ancak kesinlikle ilk etapta bizim müdahale etmemiz, bizim gözü yıkamamız çok daha doğru olmakta. Evet. Peki. Küçük bebeklerde gözyaşı sulanması ve gözyaşının akması. Küçük bebeklerde genellikle iki sebebe bağlı ortaya çıkabiliyor. Bir, eğer doğumsal glokomu varsa göze karşı hassas olan bu bebeklerde yine göz sulanması olabiliyor. Dolayısıyla biz onu yine tedavisi ameliyat şeklinde olduğundan bahsetmiştik. Kale almalıyız. Çok önemli bir rahatsızlık. Ciddi görme hasarı yapabiliyor. İkincisi ise gözyaşı tıkanıklıkları durumunda sürekli yaşarmalar olabilir. Gözyaşı kanalı. Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında. Çünkü gözün içerisinde küçük kanalcıklar vasıtasıyla gözyaşı üretildikten sonra burunun belirli aşamalardan geçtikten sonra, belirli kanalcıklardan ilerledikten sonra buruna boşalmakta. Burada ortaya çıkabilecek herhangi bir gelişim esnasında zar denilen bir yapının orada sebat etmesi nedeniyle, normalde açılması beklenir doğumla birlikte, ancak sebat etmesi nedeniyle gözyaşı kanalı tıkanıklıkları meydana gelebiliyor. Bu sebeple sürekli sulanma, akabinde sürekli olan bir çapaklanmadan aileler rahatsızlık duyuyor. Biz bu hastalara şu şekilde yaklaşıyoruz. Genellikle ilk bir yaşına kadar hastanın ailesine masaj tedavisini öğretiyoruz. Genellikle iç kanalcıktan buruna doğru sıvazlama şeklinde yapılan, günde en azından 5 kez, 5 dakika boyunca uygulayabileceği tedaviler öneriyoruz. Ve genellikle de %90-95 oranında bir yıl içerisinde bu kanallar açılabiliyor. Tabii ki enfeksiyon varsa ek olarak antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Ancak bunları sık sık tekrarlamak yerine bir yıldan sonra, bir yaşından sonra probing dediğimiz bir sondalama işlemi uygulayarak oradaki kanalcıkların açılmasına biz de yardımcı olabiliyoruz. Tabii bu en son noktada başvurduğunuz inşallah o aşamaya gelmez. Göz kurulu.
Ya benim gözüm göz çok kuruluyor. Ya bir bilgisayarın başında kalıyor 5 saat, 6 saat. Ya böyle olaylarda ne yapıyorsunuz? Bir insanın bilgisayarın başında kaç saat kalması normaldir? Açıkçası tabii ki tam bir saat verememekle de birlikte kişi de bir takım gözde yanma, batma, sulanma şikayetleri mevcutsa demek ki göz kırpma hareketleri ve bilgisayar kullanımına bağlıysa eğer sadece göz kuruluğu, göz kırpma hareketleri yeterli değildir. Artık bir süre ara vermesi gerekmektedir. Yani yaklaşık olarak 4 saat boyunca monitöre sürekli bakmış bir kişide bu rahatsızlık, gözünü hiç kırpmadan bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bir 10 dakika, 15 dakika ara vermesi onu rahatlatacaktır. Yani bu gibi olaylarda da tatlı tatlı yapalım bunu. Peki normalde göz kuruluğu, yani gerek monitöre bakmakta olsun, gerek hava kuruluğuyla ilişkili olsun, gerekse tozdan topraktan olsun. Yanıyor diyor hasta, böyle sanki cam kağıdı gibi, cam böyle bir zarar veriyor bana diyor. O durumlarda ne yapıyorsunuz? O durumlarda açıkçası tabii ki kişiye eğer klimalı bir ortamda çalışıyorsa çok fazla klima önünde durmaması, rüzgarlı ortamlara fazla çıkmaması öneriliyor ya da bilgisayara uzun süre bakmaması önerilebiliyor. Ancak tabii ki altta yatan herhangi bir romatizmal rahatsızlığa bağlı mı veya menopoz sonrası hormonal değişimlere bağlı mı oluşmakta. Tabii ki bunların ayrıca araştırılması gerek. Tabii ki biz bunu hani muayenede tespit edebiliyoruz. Ancak kişinin şikayetleri olduğu takdirde kişiye tedavi başlıyoruz. Her gözyaşı kuruluğu olup da şikayeti olmayan kişiye de hemen tedavi başlamıyoruz. Altta yatan sebepler hayat olabileceği. Hayat tarzını değişmesini istiyorsunuz. Evet, ama altta yatacak bir şey varsa, yatabileceğini düşündünüz mü? Aslında evet. Varsa da ileri inceleme yapıyorsunuz. Sevgili Sevim, aslında konuları bitirir miyiz abi dedin ama bak konuları bitirdik efendim. Gördüğün gibi bir tek sorumuz kaldı. Süremizi de zaten aşmayalım. Yönetmen arkadaşım çünkü ana haber bültenini sunacak arkadaşlar. Onlara hazırlık yapıyor. Bu arada da seni bu gece terlettik. Fazla terletmeyelim diye son soru. Yüzdük sonuna geldik hemen. Son sorumuz da şu. Konjektivit nedir? Zor bir durum mudur? Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edersiniz derken biz konumuzu sonuna bağlayalım efendim. Konjonktivit aslında gözün renkli olan kısmının dışındaki beyaz olan kısmının üzerini örten bir zar tabakasıdır. Genellikle enfeksiyona bağlı olabilir. Bunlar bakteriyel, viral enfeksiyonlar olabilir veya alerjik tablolara bağlı alerjik konjonktivit dediğimiz durumlarda oluşabilir. Tabii ki tedavi yine sebebe bağlı olmaktadır. Biz eğer bu bir enfeksiyon kaynaklıysa, bakteriyel enfeksiyonsa antibiyotikli damlalarla tedaviye gidiyoruz. Eğer bu bir alerjiyle ilgili durumsa da yine alerjiye yönelik damla tedavilerimizi kişiye özellikle de bahar aylarında oluyorsa tüm mevsim boyunca en azından bahar ayları boyunca 3 ay kullanacağı ve tabii ki sonrasında da onu rahatlatacak bir takım damla tedavilerini öneriyoruz. Alerjik olabiliyor. Alerjik olabiliyor. Evet, mikrobik olabiliyor. Her şey olabiliyor. Ama tedavisi çok rahat olabiliyor. Göz doktoru arkadaşlar sağ olsunlar. Evet efendim, bu akşam çok güzel bir sohbet ettik sevgili Sevim'le birlikte. Seni yorduysak affola. Çünkü çok sevdiğim bir değerli abimizin kızı. Ben onunla uzun süre önce tanıştım. Şimdi isim söylemeyeceğim, reklam yapmayayım buradan. Ama kendisini davet ettiğimde o abimizin kızı olduğunu unutmuştum ben. Bir baktım gençlerden kimleri davet edeyim diye. Baktım gençlerin hepsini davet edeyim diye elimden gelen çabayı gösteriyorum. Sonra seninle sohbet ederken aklıma geldi. Bu arada babana da bol selamlar. Evet efendim, biz bu akşam sevgili Sevim'le birlikte göz hastalarını konuştuk. Gencecik bir arkadaş. Bazen dedi sesim titrerse abi affola dedi. Yok sesi falan titremedi. Çok da güzel bilgileri bize aktardı. Ama sağlığınıza dikkat edin. Çok önemli. Ve lütfen yürüyün efendim. Allah aşkına yürüyün.
Yani ben geçen gün bir kamerayı açtım cep telefonumun ve oradaki vatandaşların giderken hastaneye sözlerini kaydetmek istedim. Sonra dedim ki bu insan haklarına aykırı. Şimdi kalk bunu yayınla. Şimdi biri diyor ki diğerine sözmeni, ya ne kadar yürüyeceğiz şimdi, nasıl bir park yeri diyor, bu kadar uzun olur mu diyor. Geçiyorsun oradan, ya de ayaklarım koptu diyor, buradan oraya gideyim diyor. Tabii ben de bu arada yürüyorum yani. Biri diyor ki doktor diyor, eğer diyor arabanız yoksa sizi alalım. Yok yok diyor, arabam var, sorun yok, yürüyoruz. Ya yürümek lazım, bilmiyorum. Yani yürüyün, kalp için yürüyün, diyabet için yürüyün, sağlık için yürüyün ama yürüyün lütfen. Onun için size park yeri koysalar bile gideceğiniz merkezin kapısının önüne siz oraya park etmeyin. En uca gidin, en uçtan yürüyün. Ama 5 adım ama 10 adım. Unutmayın gün içinde 10 bin adım atmamız gerekiyor. 10 bin adım çok yüksek bir rakam. Kim 10 bin adımı tamamlar? Hiç kimse tamamlayamaz şu şartlarda, bu hayat koşullarında. Ama en yakına gidelim 10 bin adıma. Belki 10 bin adım olmaz ama 7 bin adım olur, 8 bin adım olur. Ama ne kadar yaklaşabilirsek, bu sağlık için önemli efendim. Lütfen spor yapmayı, yürümeyi alışkanlık haline getirin. Günlük hayatınıza da alın. Özellikle spor yapmaya kalktığınızda zaman yok diye çekinip gidiyoruz ve belki de yapmıyoruz. Bu da kulağımıza küp olsun efendim. Evet, bu akşam biz göz hastalıklarını konuştuk. Kısa bir ara vereceğiz tıp dünyasına ama tıp dünyası geçmiş ilgi çeken programlarımızda sizinle birlikte olacak yine. Çok ilgi çeken programlarımızı sizin huzurunuza getireceğiz. Ama ben bir süre akademik yolda yürüyeceğim. Çünkü bir insanın gelişmesi için de konuşma yapması lazım, yazması lazım, çizmesi lazım, anlatması lazım, ders vermesi lazım. Bunlar bizi hayatta tutuyor. Bunlar bizi tazeliyor. Çünkü her okuduğumuzdan çok şey öğreniyoruz. Kısa bir süre böylelikle sizden uzak kalacağım ama tekrardan bu süre sonunda canlı yayınlara ve bu ekranların karşısına geçeceğiz. Efendim ben sizlere sağlık dolu, mutluluk dolu ve en önemlisi huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar ve bir süre sonra tekrar görüşmek dileğiyle efendim.